Selamünaleyküm dostlar. Dostlar şimdi hobi odamdaki hayvanlarımı bir paylaşacağım. Güzel muhabbet kuşu yavrularımız var. Onları göstereceğim. Lütfen maşallah yazmayı, selamımızı almayı, beğenip abone olmayı ihmal etmeyin. Burada bir tane erkeğimiz ve Japonez dişi attım buna. Eşleşmeyi birkaç kere gördüm. Dişi de yuvalığa girmeye başlamış. Muhtemelen hazırlayacak burayı. Bunlar yavru alacağız. Bu bizim Chico'muz. Konuşuyor. İşte bir şeyler yapıyor kendince. Elden omuzdan inmiyordu. Ben buna eş yapmaya karar verdim. Yani sonuçta ben yani konuşturma falan meraklısı değilim. Burada da Japonesimizin erkeği var. Biraz böyle ürkek bu erkek neyse. Erkek mi dişi mi karar veremedik. Yanına dişi koydum olmadı, erkek koydum olmadı. Bir süre dinlensin dedim. Asıl önemli olan şurada takılı olan yuvalıklarımızda yavru var. Sesi geliyordur. Şöyle yaklaştırayım. Yavrularımız var. Hemen yavruları göstereceğim. Yavrulardan önce bu dişimiz dinlenmedi arkadaşlar. Bayağı yıpranmış. Bunu dinlenmeye aldık. Burada iki tane genç erkeğimiz var. Hem şunu söylüyorum arkadaşlar, sahiplendirilir diyorum. Sahiplendirilir dememin sebebi şöyle, habire yavru çoğalıyor. Yani ben bunu satıp ticaretini de yapmak peşinde değilim. Yem masraflarını çıkarsın diye. Zaten pet shop'a götürüp veriyorum ben. Oralara sahip veriyorum, onlar satıyorlar. Ben pet shop'a vereceğim paradan millet sahiplensin diye bu fiyatları söylüyorum. Yani bu şey videolarda söylüyorum, haberiniz olsun. Muhabbet kuşu benim yani hiç bilmediğim bir alandı. Ama elhamdülillah şimdi böyle çoğaltmaya başladık. Şimdi arkadaşlar şurayı açacağım. Çok yakın burada yavrular görüyorsunuz. Düşmesin diye. Bakın ayağı dışarıya çıktı. Bakın bak. Anne nasıl altına çıktı. Burada Jumbo bir kızımız var. Şöyle çıkayım hatta. Şöyle yüksekte orası biraz. Tabureme çıkayım. Şuradan gösterebilirsem size. Burada Jumbo bir kızımız var. Altında da en son 3 taneydi ama. Şu an kaç görünüyor bilmiyorum. Şöyle ekranı da yan yaptım. Kusura bakmayın. Yuvalık sığmıyor. Herhalde hala 3 tane. Şu yumurtalar çıkmamış demek ki. 5 yumurtası vardı. İlk defa yavru alıyorum. Kendi yavrum. Kendi yavrumdan yavru alıyorum. Baba da şöyle parçalı bir İngiliz kırığı. Orada da Jumbo bir kuşumuz var. Şurada benim Çek bir yerli ya da çekmiyorlar bilmiyorum tam. Kanatsız bir kuşum vardı. Daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Taburemizi bu tarafa çekelim. Bunun babası yemişti kanadını. Dişiyi çıkartmaya çalışıyorum ama o da hiç çıkacak gibi değil. Nihayet. Yavruları bırakmadık için. Burada da 3 yavrumuz var. Birinin bacağı yine sakat oldu. Altına keçe koydum. Düzeltemedim de. Düzeltmek için de çabaladım. Bu yavruyu direkt ücretsiz Ankara içinde birine sahiplendiririm yemin dediğinde arkadaşlar. Uğraşacak biri varsa. Diğer yavrularımız da gri olmuş herhalde. Renkli kuşlar almaya başladık. Arkadaşlar anne babanın rengine bakın. Biri yeşil, biri sarı. Yavruların renklerini görüyorsunuz. Çok güzel bakıcılar. Dişi 7 yumurta yaptı. 7'si de doluymuş. Ama 7'sini birlikte çıkaramadı. Bu yuvalık kötü. Şöyle kırıldı çünkü. Ben onu onarmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar son olarak da suyu döktüm bu arada da.
Şuradaki yavrularımızı göstermek istiyorum ha. Dişi de çıktı, erkek de çıktı. Şuradan ne görüneceğini de tam bilmiyorum ama yavrularımız böyle burada. Arkadaşlar burada da 5 yavrumuz var. Kamerayı çevirdim en son. Bu yuvalık ters. Dediğim gibi ben çok profesyonelce yapmıyordum bu işi. 5 tane yavrumuz var. Aynen, hepsi de birbirinin üstünde şu an. Ben de çok açıp bakmıyorum açıkçası bunlara. Hemen bunların anne babayı da göstereyim size. Bunların anne baba da bu. Annenin suratından zaten 5 yavruyu uğraştı belli. Bayağı da bir yem tüketiyorlar. Anne içeriye kaçtı. Baba böyle fıstık yeşili ya da zeytin yeşili ya da rengin adı neyse bilmiyorum, bilenler yazsın. Anne de gri diyorlar. Anne şuna çok benziyor. Bu kuşumuz da dişimiz dinleniyor. Bakın ağzı yüzü bunun da berbat. Yavrularını ayırdık. Şunlar da dediğim gibi benim anaçaltı erkeklere işleşmeye hazırlar. Bunları değerlendirip değerlendirmeme konusunda da fikrim yok. Şu an bekliyorum. Şurada yavrularımız var arkadaşlar. Artık yavruluktan da bir tık çıkanlar var içinde. Hala yavru olanlar var. Çoğunluğu dişi demiştik. Sahiplendirelim dedik. Kimse dönmedi. Sağlık olsun. Pet shop'a veririz biz bunları. Yenileri gelince mecbur yer açmamız lazım. Muhabbet kuşlarımız bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar şu an 20 tane yetişkin, yani kendi yemeyen 10 taneye yakında yavru var. Yumurta var. Yavrulu yumurtalı takım isteyene de onları da ayarlarım. Bilginiz olsun. Hemen şöyle dönüyorum tavşanlarımıza. Arkadaşlar bu bizim bulutumuz. Gebe herhalde. Bu bizim kukimiz. Bu da yaramaz gece. Arkadaşlar nipel suluğu oradan kemiriyor, patlatıyor. Bütün suyu aşağı döküyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu da bizim gampımız. Dinleniyor şu an. Keyifleri yerinde. Tavşanları da gördükten sonra son olarak hobi odamızdaki güvercinlerimize gidelim. Kuşumuzun biri bu tarafta geliyor. Şöyle bir sakındırayım. Hatta kapısını açalım. Dişili erkekli beyazlarımız arkadaşlar. Bunlar benim uzun süredir beslediğim kuşlar. Zaten seyredenler biliyor. Dişi tüydeydi. Tamamlamak üzereydi. Bitmiş. Şimdi yuva yapıyorlar. Muhtemelen yavru çıkacak. Yumurtlayacak. Yavru çıkacak diyorum. Yavru alacağız gene. Arkadaşlar burada oyun kuşunda aranılan kalite. Bu ikisi benim damızlık kuşlarımdan uzun yıllardır. Bakın. Altından düşen yavru da hemen önlerinde. Daha yavru cik cik. Babası hala besliyor. Ama beraberinde anne baba yeni yavruları da çıkarttı. Bu yavru da artık yarım yarım kendi yem yiyebiliyor. Buradan ayırmayacağım yavruyu arkadaşlar. Burada kendileriyle kalsın. Belki yavruyu uçuracak birine verebilirim. Hediye edebilirim. Ya da teklif olanlara sahiplendirebiliriz. Bunlar da güvercinlerim. Ankara'da kış geldiği için civciv kutumuz falan boş. Henüz civciv de almadık. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, maşallah yazmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok ama çok iyi bakın.